Ateş yetiştiriyor yemin ederim. Acaba ben sabah benim... Arkadaşlar bugün yalnız tarafa gidiyorlar. Hepsini bıraktık. Vallahi Onur bıraktı durmadı. Gel! 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 Gel buraya! Gel buraya! İşte hepsini bırakınca da böyle kendilerine güveniyorlar yürek. Gel! 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 Oğuz, gel gel. Ters gittiler, bak ters gittiler, bak. Bir siyah, bir beyaz. Bir siyah, bir beyaz. Bir beyaz daha. Köpek sayıyorsun. 50 tane koyuna 5 tane köpek. Ya Onur. 50 tane koyuna 5 tane köpek bırakmışsın ya. Manyak mısın nesin oğlum? Bırakma bundan sonra. Nerede oğlum? Çalış önde gidiyor. Kire gitti mi? Çalış önde gidiyor valla. Çalış gel buraya gel. Oğuz! Bir gidişe baksanıza. Arkadaşlar şimdi bugün koyunlarda Onur vardı. Köpekler büyük bir kurt kaldırmış. Bu Yalıncı köyü yan tarafa doğru gitmişler. Abi dedi çabuk hani drone al gel diye. Şimdi geldim, köpekleri arıyorum. Biraz yüksekten gidiyorum. Hem geniş alanı görmek için hem de bu yüksek gerilim hatları yüksek olduğu için biraz yüksekten gidiyorum. Şimdi diğer yan köye kadar geldim. Buralar düzlük alanlar, bayağı bir alan ve mesafe olarak bize şu an hani bulunduğumuz yere yaklaşık olaraktan 4 kilometre kadar. Yani daha öncesinde Çalı'da şöyle söyleyeyim. Şu evlerin orada bir çay geçiyor. Görünüyor zaten. Orada boğmuştu bir tane kurdu. Bizim Mera'dan getirip. Şimdi buradan dönüyoruz. Tekrardan etrafa iyice bakmam lazım. Bir de köpeklerin hepsi bugün burada. Şimdi Çalı düzeltiyorum. Çalış babası gibi sürüde köpek yok diye sürünün yanına gelmiş. Yani ilk kez Çalış'ı böyle gördüm. Çünkü tehlikenin farkında büyük ihtimalle. Normalde geri gelecek en son köpeğimiz Çalış'tu. Ama ilk kez erkenden geldi. Çünkü köpeklerin hepsinin davarda olmadığını biliyor. Sürü yalnız olduğu için geri geliyor. Şimdi bir diğer köyün arazisine doğru çıkacağım. Şuralarda bir yerde daha öncesinde yuvası vardı biliyorum. Çünkü bir sefer köpekleri çıkardı götürdü. Ben şimdi buraları gündüz vakti de tekrardan tarama yapacağım. Yani müsait bir zamanda. Normal kendim gideceğim direktmen. Şöyle dönelim. Yoklar ya, hiçbir yerde yoklar. Yani bayağı uzak mesafeye gitmişler büyük ihtimalle. Zaten bir diğer de farklı bir köy. Yani yakın köyler ama hepsinin arasında yaklaşık olarak 4 kilometre 5 kilometrelik bir alan var. Yani tekrar geri gidiyorum. Bir de üst taraftan bakayım dedim. Çünkü düz ova. Evet arkadaşlar, halen aramaya devam ediyorum. Bakın sürü burada. Altta giden de Çalış gidiyor. Sürüye doğru. Yani Çalış beni gerçekten çok şaşırttı. Ben de o tarafa doğru gelmişti. Birazcık gittim o tarafa doğru. Sürüyü bırakmaması beni çok şaşırttı. Yani şu an performans çok çok iyi. Babasının yerini tutacak gibi. Yani bir Çalı olamaz hiçbiri benim gözümde. Kesinlikle olamaz ama performans çok iyi. Geçen günkü domuzdaki performansı, sürüdeki liderlik performansları, kurda gidişi mükemmel. Yani kesinlikle 4-4'lük. Biraz kalıbı daha iyi olsaydı tabii ki
Benim için daha iyi olurdu. Şuradan bir yukarı doğru tekrardan gidelim. Yandan yamaçlardan dönüp devam edeceğim. Yani yukarıda çıktım baktım. Olsalar gözüme %90 çarparlardı köpekler. Ama tabii gözden kaçabilir. Belli olmaz. Tekrar aşağıdan gelirler. Yandan giderler. Drone'la tarama yapıyorum. Bu sırada manzarayı görmüş olursunuz sizler de. Şu gördüğünüz kanal boyu üzerinde anlattığım yuvası vardı. Yani ben burayı dediğim gibi tekrar tarayacağım. Buralarda çünkü ıssız yerler, fazla kimsenin uğramadığı yerler. Büzüşlerinde falan doğum yapabiliyor kurtlar buralarda. Şöyle bir dönelim. Arkadaşlar halen aramaktayım ve köpeklerin nereden geldiğini gördüm. Şimdi bakın kurtçuların kurdu sürüp ne kadar mesafeden geldiğini bakın. Şimdi göstereceğim. Kim biri ateş öbürü reşo mu gölge mi? Reşo. Kuyruğundan ayırt edilebiliyor uzakta olsalar. Bakın şöyle dönüyoruz. Mesafeye bakın ne kadar mesafe götürmüşler. Bakın sürü ta... Şu suyun orada. Ve sürüyü ta oradan kurdu götürüyorlar diğer tarafa. Yan köye. Yan köyün arasından dönüp diğer köyün arasından getiriyorlar. Bizim araziye doğru. Bayağı bir mesafe bu, az mesafe değil. Bakın. Uçsuz bucaksız zaten burası. Düzlükler. Farklı köyün arası. Bakın oradan getiriyorlar. Şimdi diğer ikisi yok. Bahuzla gölgeyi bulamadım. Tekrar bakıyorum. Bakın ne kadar mesafe olduğunu göstereceğim. Hani anlatmaktan ziyade görmeniz daha yeterli. Ben şu sağ yamaçtan son yolun oradan iki beyazı gördüm. Siyahları göremedim çünkü şöyle gittiler. Ben şimdi arkaya doğru bakacağım. Öbürleri nerede, biraz zoom yapalım. Devam edelim ama görünürde halen yoklar. Yani bunlar döndü. Acaba onlar da döndü mü diye düşünüyorum. Bakın burası bizim araziye dönüş yeri zaten. Bizim mera. Şu sırtı döndüklerini gördüm. Şu sırttan döndüler iki beyaz. Ben motorla aşağıdan bakıyordum. Geldim ki buradan drone uçurayım. Göremedim. Geri gittim. Dedim daha çok alan görürüm. Şöyle tepenin ucuyla gidelim. Yok, halen yoklar burada. Bakın onlar. Bahuzda gölge de yok. O kadar yaklaşık. 4-5 kilometre sadece buradan sürünün yanı. Burada zaten bir drone kaybettim. Sinyal kesti, çok uzağa gitti. Tepenin arkasında kaldığım için sinyal kesti. Evet, tuşuyla tekrardan drone'u getirmeye çalıştığım için yükseliyor. Kendisi zaten bulmaya çalışıyor bizi. Kendi geliyor şu anda zaten. Arkadaşlar bakın şimdi sürüyü görüyorsunuz. Sürünün olduğu yerden kurdu kaldırıyorlar, böyle dönüyorlar. Şu yamaçta ben gördüm koştuklarını. İkisi gidiyor şu anda, aşağı gidiyorlar. Şu yamaçtan koştuklarını gördüm. İki beyaz şu tepeyi açtı. Geldim buradan drone kaldırdım. Bulamadım. Şimdi bakın ta hangi araziden nereden nereye köpek gezmiş, ta nereden geliyor. Kurtçu köpek bu işte. Ama benim için biraz şey. Çok sevmiyorum çok açılılar. Şimdi şu yamaçta da az önce diğer çobanlar aradı. Bir tane kuzuyu almış orada. Zaten sürünün birini görüyorum ben.
Bir kuzu yordu almış kurt. Ya böyle bir şey yok ya. Yine kurt izine düştüler. Kurt kokusuna. Ateş yetiştiriyor yemin ederim. Acaba ben sabah benim gözüm yanıldı diye dedim ama buradan bir şey gitti gibi geldi ama dedim göz yanılması herhalde. Gittiler valla. Gel 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 gel. Sonarım benim. Kurt mu götürdünüz lan siz bugün? Lan siz kurt mu götürdünüz lan gel. Gelin facia üçlü. Hadi oluşma, hadi oluşma, hadi oluşma, hadi oluşma, hadi oluşum. Gelen otla otla kızım benim otla. Ne oldu? Ne oldu? Sen deli misin? Tek başına otlayamıyor musun? Ben gidiyorum yele. Bak şimdi arkadaşlar. Ben gidiyorum yele. Hayır hayır dur. Dur tamam dur. Ben gidiyorum. Ya ben senin yanında niye bekleyeyim? Tamam tamam otla. Otla geldim. Otla geldim. Sen niye böyle oldun? Tek niye otlayamıyorsun kızım sen? Yaylada yalnız kalmadın mı? Bak evimizin yanı. Deli kuzum benim, deli kuzum benim, deli kızım benim, deli kızım benim. Tekrar deneme. Ben gidiyorum. Yele ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tamam, tamam, tamam. Yele, yele, yele tamam. Yele tamam. Tamam, tamam buradayım. Tamam buradayım, tamam. Otla, otla. Hayır otla hadi. Otla. Otla, otla kızma tamam. Otla. Kızma, otla tamam. Ben seni bekleyemem ki. Hadi. Oho. Tamam. Yele. Yele. Yele tamam. Tamam. Sakin ol. Daha önce böyle deli bir at gördünüz mü? Yanında kimse olmayınca otlamayan. Sahibini bekleten. Sanki seni otaracağım ya. Hadi. Ben gideceğim ama mecbur gideceğim. Kızım. Kızım mecbur gideceğim ama. Gel bir tane öpeyim gel. Gel bakayım gel. Gele. 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 Gel bakayım gel. Gele. Gele. Gel de of verin bakayım. Benim terapim ya. Şimdi havalar ısındı. Saçlarını güzelce tarayacağım, açacağım. Bir de Dalil'le yıkayacağız bunu. Çok karışmış saçların. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu karışıklık değil. Bu örgü. Yine ben gidiyorum hadi. Ben gidiyorum. Dur dur. İşim var benim. Otla.